Ve akşamları o adamın evine gidermiş. Ve o adam dedeme bir İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da öyle camiler varmış ki, o kadar parlakmış ki o camiler. Gökyüzü İstanbul'da camileri kıskırmış. Öyle kubbeleri varmış ve Sofya, Ayasofya'da onlardan varmış. Zaten ismini de yani aydınlık olsun, aydınlığa şey yapsın diye Sofya ismini vermiş. Ve biz Türkiye'ye yola çıktığımız zaman dünyanın her yerine gidebilirdik. Yeni Zelanda'ya gidebilirdik. Kızıl pasaport vardı elimizde. Bütün batılıyı kabul ediyorum. Neden dedi ki ezan okunmayan yerde ben yapmam. Tabii. Yani benim nihai gideceğim yer İstanbul, Türkiye'dir diye. Sirkeci istasyonuna indiğimiz zaman yani dedem dedi ki nesli emaneti getirdim. Çinileştirmedim, Ruslulaşmadım. Yani bizim için nesli kaybetmemek birinci bir şeydi. Aldım, getirdim emaneti. O da 83'te vefat etti. Yani şey yapmadı. Anneniz Türkiye'de vefat etti. Annem Türkiye'de, doktor da annem. Evet. Akupunktur yapıyordu. Ankara'da. Ankara'da vefat etti. 88'de annem vefat etti. Evet. Biz de dört kardeştik. Göçten yazmaya başladığımda şunu gördüm. Beni esas oluşturan şey aslında Tatarlığım ve göçmenliğim. Yani onu yazmazsam olmazmış yani. Büyük bir hikayenin bir parçasıydı. Göç oradan çıktı ilk hikaye olarak. 19 öyküden oluşan bir hikaye. Bir ailenin 80 yılını anlatıyor. Hikaye Kazan'da başlıyor. İşte hepimiz biraz aklımızı başımıza topladığımız zaman kökümüzü aramak istiyoruz ve ben de yani Kazan'a gittim. Kazan'dan ondan sonra geri Orta Asya yolculuğuna başladım. Bir Trans-Sibir yolculuğuydu. Öyküde işte ondan sonra Kazan'dan sonra o ailenin Çin'deki küçücük bir kasabada Türkiye hayalleri var. Yani çünkü onlar gidecekler. Ve geçmişlerini şey olarak önemli bir organlarıymış gibi taşıyan bir aile. Yani geçmişleri veya Tatar olmak onlar için her şey. Ve onların hayatları. Ve ondan sonra işte Türkiye'ye mal ölmüştü, istibdat bitmişti ve artık nefes alabilecekti. İlk iş işte her şeylerini yüklendiler. Geri Türkiye'ye doğru, hayallerine doğru yola çıktılar. Göçmenlik çok zor şimdi ama bizim göçmenliğimiz öyle değildi. Şehrimizden çıkıp Pekin'e geldik. Aydın insanları, ebeveynlerle. Dedik ki çocuklara bu ömürlerine bir defa nasip olur dediler. Pekin müzelerini gezdirdiler. Az da paraları vardı. Komünistin ne kadar parası ülkeden çıkan insanın parası olur. Çin Seddi'ne getirdi. Pekin'de görebileceğimiz bütün yerleri gösterdiler. Ondan sonra Pekin-Moskova yolculuğumuz 8 gün sürdü. Trenle, kara trenle Moskova'ya indik. Moskova'da işte annem ailesinden falan herkesten ayrılmıştı. Ailem Çin'de tek kalmıştı. Giden herkes gitmişti çünkü babam hapisteydi. Panturkist suçlamasıyla. Moskova'da işte Bolşoy Tiyatrosu'na götürdüler, sirklere götürdüler. Yani para yoktu ama dedi ki bu onların için bir şey olsun, bir fikir olsun. Diye. Moskova'da işte 8-9 günde, 10 güne yakın Moskova'da kaldık. Moskova'da annemin kardeşleri gelmişti, büyükannemin kardeşleri gelmişti. Çok coşkulu. Hayatımda belki de hikayemizin en keyifli yeri Moskova'ydı. Dondurma yedik, kola içtik. 80 olimpiyatları yeni bitmişti. Moskova çok ihtişamlıydı. Ekim'de Moskova'daydı. Hiç böyle batılılar görmemiştik. Çin'deki dik yakalılı o Çin'den sonra Moskova çok ışıltılıydı. Sonra Moskova'dan sonra cümbür cemaat 14 kişilik bir kafile, iki aile. Teyzem ve amcam evli benim. Annemin kız kardeşi, erkek babamın kardeşiyle evlenmiş. Büyük anne, büyük baba Sirkeci istasyonunda. Esas göçmenliğimiz işte orada başladı. Çırpınıyorduk yani Türkiye'de ayakta kalabilmek için. Türkiye tabii bizi seviyordu çünkü kim olduğumuzu bilen insanlar vardı. Ama yeniden bir göçmenlik öğrendik Türkiye'ye. İşte bu göçteki hikaye, bu ailenin önemli bir organlarıymış gibi taşıdıkları 80 yıllık hikayesini anlatıyor. Evet, doğru. Bizim dedeler de 1893'te çıkmış şekilde Kazan, Orenburg, Samara, Başkent İstanbul, Ufa oralardan 27 aile gelip Eskişehir'e. Burada Osmaniye köyü var, 70 kilometre, 75 kilometre. Oraya yerleşmişler. Yani o zaman
90-100 sahne olmuşlar. Şimdi 30 sahne falan var işte. Kış günü Eskişehir'deler, yaz günü de çoğusu köye gidiyor, emekli olacak işte. Oralarda yaşıyorlar, devam ediyor. Devam ediyor. Yani dünyanın aslında neresine gidersen git mutlaka bir Tatar'la karşılaşıyorsun. Tabii. Nedir? Tatar'ın yurdu yoktur ama Tatarsız yurt da yoktur diye bir şey var tabii ki. Bütün dünyaya serpilmişler yani. Serpilip gitmişler. Avustralya'da bile var. Tabii Avustralya'da şeyde Adelaide'de önemli bir Tatar şeysi bildiğim kadarıyla. Finlandiya'da önemli bir Tatar şeysi. Oldukça da Finlandiya Tatarları yüksek ekonomik seviyelere çok yüksekti. Evet, bir büyükelçi gelmişti, Fin büyükelçisi. Eşi Kazan Tatarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey de olmuştu yani. Ve Tatarca gayet güzel konuşan bir hanım. İşte kültürel ilişkiler devam ediyor. Biz de buradan Kamer Yapay diye bir kızımızı gönderdik. Kazan Üniversitesi'ne gitmişti 2 sene önce okumaya. Oradan da onu Finlandiya'ya gönderdik. Orada hem İngilizce hem Rusça. Tatarca öğretmenlik yapıyor orada. Oradaki Tatar çocuklarını eğitsin diye. Ondan sonra iki tane de kız gönderdik. Orada evlendiler. Finlandiya'da. Ravza beni de Avustralya'ya gitti. Avustralya'da Erik'le. Evet, Erik'le. Erik de evli yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir yaptı. Erik de Hulca Tatarı. Benim memleketimden. Erik Hulca. Musli. Hocası Musli işte. Veli. Soy isimleri Veli. Veli galiba. Veli. O da Çin'den yani. Çin'den geldi. O da 94-95 civarlarında geldi herhalde Türkiye'ye ilk giriş herhalde. Ravza Veli de akupunktur diyor herhalde. Evet, evet. Eskişehir'de biraz çalıştı. Sonra İzmir'e gittiler. Oradan emekli oldu. Evet. Yani ilginç olan şey bir tane şeydi. Tekrar New York'a gittiğimde Kazan Tatarcısı aileyle tanışıp Tatarca bilmiyor. Ama Tokay'ın şiirini biliyordu. Ey Turantı, ey Turantı, ey Maturtı, minim erken, erken. Onların milli marşları tabii. Tabii milli marş ve yani onunla büyütüldü. Böyle kadar bir halkın milli marşı doğduğum dile karşı şeydi ve Tatarlarda tabii dil meselesi çok da önemli. Yani o dile sahip çıkmak bir yerde aslında Tatar olmaya da sahip çıkmak gibi bir şeydi. İkinci kitap Cebimdeki Taşlarsa göçten sonra benim kendime dönüp baktığım zaman şehirli, şehir kültürünü çok iyi bilen, iş hayatının bir parçası olan ve tek başına çocuk büyüten bir kadının da bir hikayesi olduğunu fark ettim. Ve aynı zamanda bu kadın engelliydi yani ortopedik engelli. Engelli olmak nasıl bir şey? Engelli olmakla sakat olmak çok farklı şeyler. Yani engelli o yani uzvunuzu kaybedebilirsiniz. Bu bir problem değildir. Yani hayat devam eder uzvu. Ama uzvu kaybından sakatlığa giden yolda şeydi. Yani toplum bir sakatlık yaratıyordu. Uzvu kaybı tek başına sakatlığı yaratmıyor ama toplumun açtığı yaralar bir bireyi sakatlaştırabiliyordu. 4 tane böyle öykü var. Ondan sonra iş hayatındaki kadınlar. Yani bizler neticesinde birebir şeyin içindeyiz artık. Çocuklarımızı büyütüyoruz. Bir evimiz var. Ve kendi kararlarımızı kendimiz olarak veriyoruz. Ve benim gibi kadınlar aslında kendilerini feminist olarak adlandırmıyorlar. Yok diyoruz. Biz feminist değiliz. Yani o tür bir tanımlamaya girmiyorlar. Ama yaşam tarzlarına baktığımız zaman bu kadınlar kendi kararlarını veriyorlar ve istediklerine doğru bir şeyler yapıyorlar ve bu yolculukta bunları anlatıyor. Ve ben bir de şeyi çok severim. Bilim kurguyu çok severim. Ve öykülerimde de yani fantastik ögeleri severek de kullanırım. Yani fantazi olmadan, o hayal gücünün getirdiği şeyler olmadan da hikayeler biraz kuru kalıyor gibi geliyor. O yüzden oturup bilim kurgu, fantazi, hikayeler mesela siz bahsettiniz değil mi? Tilkiler. Yani kafamızda 40 tane tilki dolanıp duruyor. Siz onları boyamışsınız işte. Evet. Ondan sonra mesela bir kadın şunu yapabilir. Çocuk sahibi olmak isteyebilir ve evlenmek istemeyebilir bir kadın. Bu kadın ne yapabilir? Evet. Yuvadan bir çocuk alabilir. Ve bir kadının mesela yuvadan çocuk alma hikayesi olabilir. Mesela bu tip yani günümüzde yaşayıp tek başına olan kadınların da biraz hikayesi Cebimdeki Taşlar. Şimdi üçüncü kitabı büyük ihtimalle göçün devamı olacak. Aile Türkiye'ye geldi. Ne oldu bunlara? Bunlar ne yaşadılar? Nasıl bir parçalanış oldu? O kitap da bitmek üzere. Sona doğru geliyor. Bu dönem işlerim